Yeri gelip zaman zaman bizi suçlarsınız. Efendim her şeye itiraz ediyorsunuz diye. Uzlaşmayı bozan kim? Biz değiliz. Uzlaşmayı bozan şu arkada oturan değerli bakanlar. Yani yürütme organı. Yani parlamento da sizin çoğunluğunuzu, çoğunluk olarak sizi temsil eden grup bu uzlaşmayı sağlamadı. Ve yargı bağımsızlığı bugün Türkiye'de yoktur arkadaş. Kimseye anlatamazsınız. Ne yargı bağımsızlığı? Birbirimizi kandırmayalım. Yargı bağımsızlığı diye bir şey yoktur. Birisi bir şey söyler, ertesi gün savcısı da hakimi de hepsi harekete geçerler. Bunu bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz bir gerçeği burada neden cesaretle açıklamıyoruz? Ve bunun önlemini neden birlikte almıyoruz? Bozan biziz, sorunu çözmesi gereken de biziz. Bu kürsüde ayın 16'sında, 16 Temmuz'da gelip bir konuşma yaptım. O konuşmayı sizler de alkışladınız. Bakın o konuşmada ben ne söylüyorum? Demokrasi üzerindeki vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Madem ki milletin takdiriyle buraya geldik, madem ki milletin oyu çok değerlidir, madem ki milli irade çok değerlidir, demokrasi üzerindeki vesayete kim olursa olsun, makamı ve mevkisi ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, bu parlamento asla izin vermemelidir dedim. Makamı ve mevkisi ne olursa olsundan kimi kastettiğimi de biliyorsunuz. Rütbesi ne olursa olsundan kimi kastettiğimi de gayet iyi biliyorsunuz. Demokrasi üzerinde vesayet olmamalıdır. Herkes anayasal sınırlar içinde görev yapmalıdır. Demokrasi üzerindeki vesayete hep birlikte siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama demokrasi madem ki bizim ortak paydamızdır, ortak paydaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, diyeceksiniz ki demokrasi üzerindeki vesayeti biz de kabul etmiyoruz. Bakın arkamda Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu'nun her bir bakanın davulu vardır. Ama ses çıkaracak tokmağı bakanın elinde değildir. Nerededir? Kimse kusura bakmasın, gerçeği söyleyeyim, saraydadır. Bu olmaz. Bunu kabul etmeyiz değerli arkadaşlar. Bunu kabul etmeyiz. Diyeceksiniz ki efendim böyle bir şey yok. Peki elinizi vicdanınıza koyarak bana şu sorunun cevabını verin. Ya dış politika oluyor, Dışişleri Bakanı değil, saray konuşuyor. Ekonomi oluyor, saray konuşuyor. Tarım oluyor, saray konuşuyor. Turizm oluyor, saray konuşuyor. Yetkisi var mı? Yok. Sorumluluğu var mı? Yok. Yetki kimde? Burada. Sorumluluk kimde? Burada. Niye bunlar konuşmuyor? Neden susturuluyor? Değerli arkadaşlarım, koltuğuna sahip çıkamayan Türkiye'ye sahip çıkamaz. Herkesin koltuğuna sahip çıkması, herkesin yasaların gereğini yerine getirmesi lazım. Halktan daha büyük bir güç yoktur. En büyük güç halkın kendisidir. Milli iradedir. Ona inanıyoruz ve ona güveniyoruz.